Nasıl buldunuz? Harika buldum. He? Gelmiş geç değil misin? Olsun diye. Gel Cansız'cım yanıma gel. Nasılsınız efendim öncelikle? 45 gün sonra ilk defa gün yüzüne çıkıyorum. Çok mutluyum, acayip mutluyum. Yani yendiğime çok mutluyum. Bu hastalığı çok berbat bir şey ve çok ciddiye alınması gereken bir şey. Onun haricinde tabii çok teşekkür etmek istediğim insanlar var. Onları muhakkak yayınlayın. Yani mesela birinci kat hemşireleri, yoğun bakım hemşireleri, buradaki doktorlar, Ahmet Bey olsun, Mustafa Bey olsun, Recep Bey olsun, Simre Hanım olsun, cidden hayata döndürdüler. Yani bir 12 günlük bir uyuma süren var. Evet. Onu hiç hatırlamıyorum. Bir anda uyumuşum. 12 gün sonra kalktım. Ne hissettiniz o anda? Nasıl oldu? Valla hiçbir şey hissetmedim. Çünkü hatırlamıyorum. Ne olduğunu hatırlamıyorum. Bu anlar 12 gün boyunca. Hayatınızdan 12 gün eksik oldu. Evet. Doktor bir şey dedi. Hiç zorlama kendini dedi. Yani 12 gündür uyuyor. Efendim entübe de edildiniz. O anlar o kararlar nasıl verildi? Valla bu kararlar hep manevi olarak. İşte manevinin bir tanesi sevgilim, nişanlım, bir tanesi de bu oğlan. Denizler bir anlayın. Yani tabii aile, tabii ki Erkan Hoca. Esas Buket Hoca. Buket Hoca. Erkan Bey. Onlar canımız ya. Sağ olsun. Yani maddi manevi her türlü desteği verdi. Her zaman. Çok sağ olsun. Yani çok zor bir şey. Bakın 45 gün dışarıda kalmak, şeyin dışında kalmak alanı çok zor ama sağ olsunlar onlar hiç şey yapmadılar. Ama bu ikisi benim maneviyatım. Ne mutlu sizlere. Bu ikisi. Bu ikisi. Artık hatunum çok teşekkür ederim. Ben uyurken çok kötü olmuş. Yani cidden öyleydi. Sağ olsun. Süreci çok de gayet iyi yönetti. Evet. Yani ona da bir o kadar bakmışlar. Evet. Hatırlamıyorum ben bilmiyorum. Peki, 12 gün sonra kalktım. Peki efendim geçtiğimiz günlerde de yine dizinize geri döndüğünüzde ekranda evet. Telefon konferansıyla tekrar dönecek misiniz? Nasıl bir şey olacak? Yeni sezonda tekrar herhalde anlaşırsak konuşursak zannediyorum devam edeceğim. Onun haricinde buradan şeyle katıldım. Telefonla evet, evet, katıldım. Evet, çok farklı oldu. Güzel oldu. Değil mi? Anladım. Sahne de güzel olmuş. Evet. Ondan sonra gelsene. Gel. Bir bakalım saturasyona. Hadi beyler hep beraber saturasyona bakalım. Kapandı mı? Yere düşürdük. Bir de doktorumuzu bekliyoruz. Bir de doktor size bir genel bir bilgi versin. Sizi de fazla daha yormayalım. Biz evet, kalabalığız zaten. Dur ya bir 40 yılda bir kamera. Sabaha kadar konuşalım. Zamanı görmüyoruz. Sizi meraklandık zaten. Özlemişim sizi. Nasılsınız? Ben iki parça yapmışsınız. Ya, siz bu süreçte. 12 günde ne oldu? Nasıl? 12 günde ne oldu? Çok şeyler oldu. Çok şey oldu. Söyleyeyim ya. Çok büyük şeyler. Vaka sayıları düştü. Hadi ya. Evet vaka sayıları bayağı düştü. Bayağı düştü. Şükür ölüm sayıları düştü. Değişti. Ben ucundan döndüm biliyorsun. Nereye başlayalım? Tutsana canım. %50'si uyku. Doğru. Yani bayağı uyku. Ondan sonra %50'si uyanış. Yani %50 ölüm. Yani bunu geçirmeyenler çok ciddiye almıyor hala maalesef hala. Ama İşte onlar için çok söylüyorum. Biz de aramızda çok Covid geçirip atlatanlar oldu ama sizin gibi de benim Covid o üçüncü mutasyon. O İngilizlerin. Son biraz daha ağır geçirdi zaten. Çok ağır. Herkes onu. Ne diyeyim inşallah
en kısa sürede biter diyorum. Yani işte şimdi evde bir tedavi sürecimiz var. Evet, o nasıl ilerleyecek? Aynı bu yani için istirahatiniz ne kadar devam edecek evde? Yani 2 ay bütün her şey, bütün bu buradaki teçhizat eve takıldı. Orada devam edeceğiz. Bir 10 gün sonra hemen kontrole geleceğim. Bakalım var. Biraz nefes al, o sırada doktor gelir, sonra devam ederiz. Nefes evet. Hoca gelmiyor mu? Bilmiyorum. Sen şimdi nefes al ama. Ben çocukları dinliyorum ya. Tamam, birazcık fazla alalım mı? Evet. Çünkü bizde bile nefes darlığı yapıyor, sizi hiç düşünemedik yani. Biraz al. Dur götürme. Bu adam beni çok çekiyor. Bu adam. Biliyorsunuz böyle hastanede kaldığımız zaman özellikle yoğun bakımda bir tane oda. Karşımızda bir tane aile. Yesin. Ve ölümüz yatıyor. Ne olur ciddiye alın yani. Çok pis bir şey. Güneşe götürme. Şu arkadan bir şey. Biraz D vitamini almış olsun. Evet. Yani şunları tamam. Bilen hiç giyemiyordum. Bol geliyor galiba. Evet, şimdi bol geliyor. Johnson bu durumdan pek hoşnut değil. Ona sorun, o ben eski buraya istiyorum diyor. Niye? Öyle değil mi? Ya, yani ben babamı gördüğüm sandığım her zaman eski profiliydi yani. Şu an böyle bir garip geldi. Garip geldi. Buyurun. Ben sizden biraz ne geçeyim? Ne olmuş? Tamam. Burak Bey, rahatsızlığı nasıl geçti? Şu anda nasıl? Değerli basın mensupları. Bir adım ileri alıp biraz yüksek konuşabilirsek. Tam yanına doğru alırsın. Ülkemizin tanınan, sevilen, seçkin sanatçılarından Sayın Burak Sergen'i bugün sağlıkla, şifa ile evine uğurlamanın mutluluğu içindeyiz. Orada çok zorlu ve meşakkatli bir süreç geçirdi. Başta Sayın Simrul Tuğrul ve Sayın Ahmet Paşel hocalarımızla birlikte yoğun bakım ekibinin çok büyük gayret, emek ve özverisi var bu sonucun alınmasında. Daha sonra yoğun bakım ünitesinden servise naklinde Sayın Ferah Ece ve Sayın Mehmet Aydoğan hocalarımızla birlikte göğüs hastalıkları ekibi olarak tedaviyi üstlendik. Bu süreçte sanatçımızın hekimlerle pozitif işbirliği, uyumu ve kooperasyonu tedavinin daha kısa zamanda sonuçlanmasında önemli bir etken oldu. Bundan sonraki süreçte evde bir rehabilitasyon sürecimiz olacak. Zaman zaman kontrol ve takip devam edecek. Biz yine hastamızı evine sağlıkla, şifa ile uğurlamaktan, yolcu etmekten mutluluk duyuyoruz. Teşekkür ederim. Çok sağ olun. Çok sağ olun. Çok geçmiş olsun tekrar. Çok geçmiş olsun. Teşekkürler. Sağ olun. Hocam. Gördüm ben abi onu. İnşallah diyorum bir dahaki buluşmamız bebekte yürüyüş yaparken olsun.
Burak Bey dedim inşallah bir dahaki karşılaşmamız bebekle yürüyüş yaparken inşallah olur ya. Kendinize inşallah çok iyi bakın. Çok geçmiş yapacağım olsun. Yapacağım. Merak etme. Bekliyoruz inşallah. Arabayı da soramadık ama araba sizin mi? Araba özel abi. Size özel tahsis mi edildi de? Bir dakika. Araba teşekkürler.